bir soru soracağım. Şimdi biz uygulama içerisinde kafa dengi diye bir yapı çalıştırıyoruz. Bir algoritmayla besleniyor. İlgi alanı ve beklentilerine göre insanları bir araya getiriyor. Bir vapura yetişmeniz lazım. Bir aktivite sürecindesiniz. Beşiktaş'ta bekliyorsunuz birilerini. Vapura da yetişmeniz lazım. Kadıköy'e geçeceksiniz ya da adalara gideceksiniz. Biri henüz gelmemiş. Basar giderim zamanında gelmesi gerekir. Ulaşmaya çalışırım. Gideceğimiz yerde buluşabiliriz. Beklemek lazım anca beraber kanca beraber. Diğerlerinin kararına uyarım. A şıkkı. Tamam. Basar giderim. Zamanında gelmesi gerekir. Evet. Ben de geç kalırsam beni de beklemesin kimse. Eğer geç kalacaksam bana ulaşmaları değil de benim onlara ulaşmam gerekiyor. Daha doğrusu geç kalan kişinin ulaşması gerekiyor. Ben o konuda biraz hassas olabilirim ama. Yani bu böyle bir yere geç kalmama konusunda hassasiyetimden kaynaklı bir cevap olabilir ama kesinlikle A şıkkı diyorum. Yani ulaşmaya çalışırım bile yapmayabilirim büyük ihtimalle. Basar giderim diyorsun. Evet. Tamam. Sanırım ben yine plana sadık kalıp B seçeneğini seçerim. O vapura binerim. Ama bir şekilde de gelemeyen arkadaşıma da ulaşıp bizle buluşabileceğini, bize yarım saat, bir saat artık vapur şeyine göre, sirkülasyonuna göre katılabileceğini söyleyebilirim. Şimdi aktivite ne aktivitesi? Mesela diyelim ki Kadıköy'de ama siz Beşiktaş'ta buluştunuz. Tamam. Şimdi aktivitenin bazı mesela şu yol üzerine yürüyerek fotoğraf çekme aktivitesinde bence beklerim. Ama mesela bir randevunun olduğu aktivite ya zamanında yetişmesi gereken bir aktivitede bence insanların daha çok bu konuda ciddi olmalarını beklerim. Ve yani yapabileceğim tek şey bizim grupça olarak gittiğimiz ve onun da zamanında yetişmeye çalışmasını gerektiğini söylerim. Çünkü bu aktivite için mesela şuradan şuraya yürüyeceğiz. Tamam gelebilir her an. Çünkü bir sıkıntı yok ama mesela bir eğitimin ortasına girmek veya bir örneğin herhangi bir dersin ortasına girmek hem öğretmen için veya tur rehberi için bir sıkıntı. O yüzden cevabım değişir ama büyük ihtimalle cevabım beklerim. Beklerim. Bu kadar sistem ettin. En son beklerim dedin. Ama şimdi bizim aktivitelerin çoğu randevusuz olduğu için beklerim. Ya abi ben genelde böyle buluşmalara hep erken gelirim. Bugün biraz geç oldu ama genelde erken gelirim. Bekleyen bir insanımdır genelde bu buluşmalarda. Yani diğer arkadaşlar rahatsız olmayacaksa ben beklemeyi tercih ederim. Hmm. Bekleyip beraber gitmeyi tercih ederiz yani. Ama diğer arkadaşlarına da fikrini sorarım tabii. Tamam bu grup olarak karar verdiğiniz bir şey. Yani ya diyeceksin ki siz gidin ben bekleyeceğim arkadaşı. Ya da sen de tamam ortak karar biz gidiyoruz sen de gelirsin sonra. Abi ben yine beklemeyi tercih ederim ya. Alacağım o adımı diyorsun. Evet ben beklerim abi. Tamam. ben ulaşıp yani ya gideceğimiz yerde ya da yani ne durumda olduğunu o şekilde öğrenip de hani hareket etmeyi tercih ederim. Hani ulaşırım orada buluşalım derse o daha mantıklı olacaksa öyle yaparız. Peki, yani basıp gitmem öyle bir şeyde. Peki grup dedi ki gidiyoruz ama senin telefon ettiğinde ya da telefon ettiğinde beni bekleyin dediler. Beni bekleyin dedi biri ama grup kararı gidiyoruz oldu. Ya tabii çoğunluğa da uymak lazım. Yani o artık gideceğimiz yere gelir herhalde öyle olur. Üşüyorum hadi. Telefonuma bakıyorum ya nerede diye. Takılı ya. Yok öbürü. Teşekkür ederim. Buradan kalkmayı istemiyorum. Çok rahatmış. Ama kalkayım Ömer. Babadır şu dinliyor. Arada. Biz Serkan başımızın belası nasıl kurtulacağız bu arada sonra falan diye konuşsak duyar mesela. Senin bir planın var. Şey oldu bu. Ah. Sorguya geldik amirim. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? En son etkin. Biraz otururken geriye düşecek gibi hissediyorsun. Şey yapma. Düşersen de çekerim. Nasıl düştüğüne bakarız sonra İldar. Şu an. İldar nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Düşüyorsun şu an. Tamam. Gel. Çekimi yapıp herkes gideceğiz. Herkes böyle yapıyor oğlum zaten. Mikrofon mu mikrofon? Sen kendikine tak o duyulur zaten. İşte tek başına oturacakmış. Otur ben çekeceğim seni zaten. Dur.
Kaldır kafanı. Zamanımız var. Sen gel. Hiç merak etme. Hadi gel şunu takalım. Sen hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl bir gündü? Efendim? Nasıl bir gündü? Güzel bir gündü. Değişik bir şey deneyimledik. Hiç gitmediğim bir müzeye gittim. Zaten Türkiye'de ilk ve tek olan bir müze, Uçurtma Müzesi.